Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Ankebut suresi ve bu surenin 1-13. ayetler arasını değerlendireceğiz. Ankebut, örümcek anlamında. Bu surede örümcekten de bahis var. Allah'tan başka dostlar edinenlerin hali, örümceğin yuvasına sığınanlara benzetiliyor. Ve örümceğin ağı nasıl ki kendine sığınanları korumazsa, Allah'tan başkasını dost edinenler de onlardan bir fayda göremeyecekler. Bu mananın anlatıldığı ayetten bu sure ismini almakta. Ve sure şöyle başlıyor. Elif, la, mim. Bunlar hurufu mukatta, genelde Kur'an'ın icazı ile alakalı değerlendirilmiştir. Allah ile Resulü arasında ilahi birer şifre ve pek çok sırlara işaret etmekteler. اَحَسِبَنْ نَاسُ اَنْ يُتْرَكُوا Yoksa insanlar terk edileceklerini, bırakılacaklarını mı zannettiler? اَنْ يَقُولُ اَمَنَّا اَمَنَّا demekle وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ imtihan edilmeyecekler. Yoksa insanlar اَمَنَّا deyip, iman ettik deyip de peşinden imtihana tabi olmayacaklarını mı zannettiler? Ayet-i kerimede imtihan fitne kelimesiyle ifade ediliyor. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız, çocuklarınız bir fitnedir. Yani bir imtihandır. Kur'an'da başka bir yerde ifade edilmiştir. Fitne, altın gibi değerli madenlerin ateşe atılması ve bu ateşe atılmanın neticesinde kıymetli olan madenlerin ayrıştırılması olayı. Din bir imtihandır. İnsanların iyisi kötüsü, mümini kafiri bu imtihan neticesinde ortaya çıkıyor. Ayetten şunu da öğreniyoruz. Demek ki sadece iman ettik demek yetmiyor. Bu insanlar gerçekten iman ettiler mi, etmediler mi? Bunun ortaya konulması için bir imtihan eleğinden geçirilecekler ve bu şekilde kaliteler, dereceler ortaya çıkacak. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Andolsun ki Allah onlardan öncekileri imtihana tabi tuttu. Onları eleklerden geçirdi. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Elbette Allah sadık olanları bilecektir. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Yalancı olanları da bilecektir. Allah-u Teala ezeli ilmiyle neyin ne şekilde olacağını biliyor. O şey meydana geldiğinde yine o haliyle biliyor. Meydana geldikten sonra da yine bilmekte. Onun ilmi her şeyi kuşatmış. Ve Allah-u Teala'nın Allah bilecek demesi ortaya çıkaracak, gözle görülür hale getirecek manasında da değerlendirilmiştir. Tahirül Mevlevi şöyle der. Allah'ın bizi imtihan etmesi bizi bilmek için değil, bizi bize bildirmek içindir. Yani ne olduğumuzun ortaya çıkması içindir. Demek ki bir kısım insanlar imanında sadık, bir kısım insanlar ise imanında sadık değil, kazip. Bunların ortaya çıkması gerekiyor. Peygamber Efendimizin Mekke döneminde Müslümanlar çok ezalara, işkencelere, sıkıntılara maruz kaldılar. Ve onların biraz sızlanması üzerine bu ayet-i kerimelerin nazil olduğu ifade edilir. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Kötü işler yapanlar yoksa zannettiler mi? اَنْ يَسْبِقُونَ Bizim önümüze geçecekler. Yani kaçmakla kurtulacaklar, onlara ceza vermeyeceğiz. Böyle olacağını mı zannettiler? Yaptıkları kötülüklerin yanlarına kâr kalacağını mı zannettiler? سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Ne de kötü hüküm veriyorlar. Yani Allah'ın adaleti vardır ve bu adaletten hiç kimse hariç değildir. Herkes bu ilahi adalet önünde hesabını verecektir. Dolayısıyla kötü işler yapanlar yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak, huzur-u ilahide hesaplarını vereceklerdir. Dünyada da yine kısmen yaptıklarının karşılığı kendilerine verilmektedir. مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِكَ اللّٰهِ Kim Allah'a kavuşmayı umarsa فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاَتْ Şüphesiz Allah'ın
takdir etmiş olduğu ecel gelecektir. Yani neticede bu kimse Allah'a kavuşacaktır. Burada Allah'a kavuşmak, Allah'ın huzuruna varmak ve onun rüyetine, cemaline ve onun cennetine mazhar olmak. Bu noktada ayet-i kerime kim Allah'a dönmeyi ümit ederse, Allah'a kavuşmayı umarsa, yani merak etmesin, bu neticede olacaktır. Allah'ın eceli, takdir ettiği ecel gelecektir ve herkes Allah'ın huzuruna götürülecektir. Ve huve semiul alim, ve o işitendir, bilendir. Yani Allah'a kavuşmayı uman bir kimse Allah'a dua ediyor. Allah onun duasını işitir. Onun kalbinde iyi niyetler var. Allah onun kalbindeki iyi niyetleri bilir. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Kim cihad ederse kendisi için etmiş olur. Burada cihad sadece düşmana karşı cihat olarak anlaşılmamalı. Cihadun nefs denilen nefse karşı cihat. Bu da dahildir. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nefisle olan mücadeleyi cihad-ı ekber, en büyük cihat şeklinde ifade etmiştir. İşte kim Allah yolunda bir mücadeleye girerse, gerek içindeki düşman olan nefse karşı, gerekse harici düşman olan şeytana, şeytan dostlarına karşı kim mücadele edecek olursa, bu faydası kendisinedir ve bunun karşılığını görecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ anil alemin. Şüphesiz ki Allah alemlerden ganidir. Yani Allah kimsenin cihadına, kimsenin mücadelesine, ibadetine, hiçbir şeyine muhtaç değildir. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu şeylere muhtaç olması düşünülemez. Bize cihadı emretmesi bizim lehimize bir durumdur. Yani doktorun hastasına aman ha şu ilaçları al demesi gibi, doktorun kendisinin ihtiyacı yoktur ama hastanın buna ihtiyacı bulunmaktadır. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden, salih amel işleyenlere gelince لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Biz onların seyyiyelerini, günahlarını örteceğiz. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarının en güzeliyle kendilerini mükafatlandıracağız. Yani iman ve salih amel Kur'an'da çok yerde nazara verilir. Zaten ayetin evvelinde de sadece iman ettik demenin kurtuluşa kafi olmadığı nazara verilmişti. İman ettik demekle imtihan edilmeyeceklerini mi zannettiler? Bu mealde ayette ifade edilmişti. Demek ki iman ettik dedikten sonra bunun arkasında durmak, imanın gereği neyse onları yapmak gerekiyor. Ve bunu yapanlar için bir takım seyyiyeleri varsa, ki vardır, insan muhakkak bir takım kusurları da bulunmaktadır. Allah o kusurları, günahları örtecektir ve o kimselerin yapmış olduğu amellerin en güzeliyle, yaptıklarından çok daha güzeliyle kendilerine mükafat verecektir. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا Biz insana, anne babasına güzel davranmasını vasiyet ettik. Burada vasiyet emir anlamında değerlendirilebilir. Çünkü nasıl ki rica ederim, mesela alttan üste olduğu zaman gerçekten rica anlamında kullanılıyor. Ama üstten alta amir olan birisinin maiyetinde birisine rica ederim demesi emrederim anlamına gelir. O anlamda değerlendirilir. Biz insana anne babasına vasiyet ettik, iyilik yapmasını tavsiye ettik ifadesinde de eğer bu tavsiye Allah'tansa bu bir emirdir. وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Hakkında bilgin olmayan bir şeye seni sevk etmek için, kötü bir şeye seni sevk etmek için gayret içinde olursa anne baban, فَلَا تُطِئْهُمَا Onlara itaat etme. Yani anne babaya iyilik yapmak esastır. Onların dediklerini yerine getirmek esastır. Ama bunun istisnası var. Eğer anne baba kötü bir şeye evladı sevk etmek isterlerse evlat o zaman itaat etmeyecektir. Bu konudaki dinin ölçüsü şudur. لَا تَعَتَ لِمَحْلُوكُ اِنْدَ مَاسِيَتِ الْخَالِقِ
Halika isyan olan yerde kula itaat edilmez. Yani velev anne baba da olsa anne babanın meşru olmayan isteklerine cevap verilmez. Diyelim anne baba içki içen birer kimse olabilir. Evlatlarına da içmeleri için telkinde bulunsalar evlatlarının içmesi caiz değildir. İleyye merciukum, dönüşünüz banadır. Fe unebbiukum bima kuntum taamelun, ben sizin yaptıklarınızı tek tek size haber veririm. Yani neticede herkes Allah'a dönecek ve herkes Allah'ın huzurunda hesabını verecek. Anne baba ile alakalı da insanlar yaptıklarından orada hesap verecekler. Bu ayeti kerimelerin Sa'd bin Ebi Vakkas münasebetiyle nazil olduğu ifade edilir. Sa'd bin Ebi Vakkas Müslüman olunca annesi diyor ki, oğlum kendimi güneşin altında bırakacağım, yemeyeceğim, içmeyeceğim, ölünceye kadar böyle kalacağım, ta senin dininden dönmeni bekleyeceğim. Şayet dönersen ben de güneş altında kalmaktan vazgeçeceğim. Yoksa orada ölüp gideceğim diyor. Bu şekilde annesinin ısrarı oluyor ama Sa'd bin Ebi Vakkas annesine itaat etmiyor ve imanında sebat ediyor. Demek ki annesinin dininden dön tarzındaki telkini yerine getirilmemesi gereken bir durum. Ayet-i Kerime buna da bir cevap olarak gelmiş oluyor. وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, iman eden salih amel işleyenler, لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, biz onları salihler zümresine dahil edeceğiz. Yani iman eden ve salih amel işleyenler, bunlar salihlerdendir. Salihler zümresine dahil olacaklar. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf gibi peygamberlerin salihlerden olmayı Allah-u Teala'dan istediğini görmekteyiz. Salihlerden olmak, bu güzel bir zümreye dahil olmak oluyor. Demek ki bunun da yolu iman ve salih amelden geçmekten. وَمِنَ النَّاسِ, insanlardan bir kısmı vardır ki مَنْ يَقُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ, Allah'a iman ettik der. فَاِذَا اُذِيَ فِي اللّٰهِ, ama Allah yolunda ezaya maruz kaldığında جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ, insanların fitnesini Allah'ın azabı gibi telakki eder. Bu insanlarda bir zaafı ortaya koyuyor. Yani bir kısım insanlar vardır ki Allah yolunda ezaya dayanamazlar. Aslında iman ettik demişlerdir. Fakat herhangi bir zorlukla karşılaştığında imanın gereğini yapamazlar. İşte her devirde bu gibi durumlar görülmüş, yaşanmıştır. Günümüzde de yine gerek ülke dahilinde gerekse haricinde imanından dolayı bir takım sıkıntılara maruz kalan kimseler, bunların bir kısmı imtihanın gereğini yapamamış ve insanlardan gelecek sıkıntı ihtimaliyle dininden büyük tavizler vermiştir. Bu da insanlarda görülen bir zaaf. Aslında olmaması gereken bir durum ama görülüyor. Ve le in ca'e nasrun min rabbike, eğer Rabbinden bir yardım gelecek olsa, ya diyelim Müslümanlar geniş imkanlara sahip olsa, Müslüman olmanın avantajları bulunduğu bir duruma gelinse, leyagulunne, o zaman şöyle der, inna künna maakum, yani biz sizinle beraberiz, yani bize de ganimetten, pastadan payımızı ver derler. Eveleysellahu bi'aleme bime fi suduril alemin, Allah alemlerin sadırlarında, insanların gönüllerinde neler var en iyi bilen değil midir? Yani Allah-u Teala kimin samimi, kimin samimi olmadığını bilir. İşte insanın tabiatında menfaatperestlik var. Kendi menfaatini takip etmek var. Din noktasında herhangi bir zorluğa maruz kaldığında gizlenmek istiyor. Dini kimliğini adeta inkar ediyor. Ama ardından dindar olanlar geniş imkanlara kavuştuğunda, dindar olmanın bir takım avantajları bulunduğunda o da ortalıkta görülmeye başlıyor ve pastadan payını talep ediyor. Bu tabi çok nahoş bir durum, olmaması gereken
bir durum. Buna mukabil insan zor günde de Müslümanlığını ortaya koyabilmeli. Şartlar ne olursa olsun, velev aleyhine de olsa tavizsiz bir şekilde İslami kimliğiyle yaşayabilmeli ve tavırlarını net bir şekilde ifade edebilmeli. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Allah elbette iman edenleri bilecektir. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Ve münafık olanları da Allah bilecektir. Münafık içi başka dışı başka, diliyle iman ettim dediği halde aslında iman etmemiş olanlar. İşte din bir imtihandır demiştik. Bu imtihanın neticesinde insanların samimi olup olmadıkları, dini gerçekten din için mi istiyor yoksa din ile dünya avına mı çıkıyor, bunlar birer birer ortaya konuluyor. Ve mesela diyelim bir mevsim gelir, sonbahar mevsimi gelir. Sonbahar mevsimi geldiğinde ağaçların pek çoğu yaprakları sararır, kış geldiğinde de yaprak kalmaz. Ama turunçgiller ve diyelim ki çam ağacı gibi ağaçlar, bunlar yazında yeşil, kışında yeşildir. Bir Müslümanın şartlar ne olursa olsun tabiri caizse o yeşilliğini muhafaza edebilmesi lazım. Biraz zor gün geldiğinde sararıp solmak ve üzerinde bir şeyin kalmaması gibi böyle olmamalı. Buna mukabil şartlar aleyhte de olduğunda yine Müslümanlığını ortaya koyabilmeli ve dininin gereklerini yapabilmelidir. Tabii bununla beraber çok özel durumlarda bir insan imanını gizleyebilir de. Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresinde Allah-u Teala Firavun hanedanı içinde onlardan birinin iman ettiğini, gizli mümin olduğunu ve onun bir takım güzel sözlerini bize naklediyor. Böyle de bazı özel durumlarda olabilir. Orada kendini ortaya koyup ben müminim demesi, işin başında hemen bunu ortaya koyması uygun değil. Bu özel bir görev gibidir. Ama bunun dışında normal Müslüman bir toplumda bir kimsenin İslam'ı benimsiyorsa bunu net bir şekilde ortaya koyması beklenmektedir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İnkar edenler müminlere dediler ki اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا Bizim yolumuza tabi olun. وَالْنَحْمِلْ خَتَايَاكُمْ Sizin hatalarınızı yüklenelim. وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَتَايَاهُمْ مِنْ شَيْ Halbuki onların hatalarından bir şey yüklenecek değillerdir. Onları kurtarabilecek değillerdir. İnnehum lekâzibun Onlar yalan söylemektedirler. Ve leyahmilunne eskâlehum Ve bunlar kendi günahlarının yüklerini, ağırlıklarını yüklenecekler. Ve eskâle mâ eskâlihim Kendi ağırlıklarıyla beraber başkalarının ağırlığını, yani dalaletine sebep oldukları kimselerin günahlarını da yine yüklenecekler. Vele yüselunne yevmel kıyame amma kanu yeftarun ve kıyamet günü iftira olarak söylemiş oldukları şeylerden, iftira olarak yaptıklarından bunlar tek tek suale tabi olacaklar. Değerli izleyenlerim, burada şöyle bir durum görmekteyiz. Günümüzde de benzeri manzaralarla karşılaşabiliriz. Bazıları Müslümanlara derler ki, yani siz de bizim gibi içki için, bizim gibi gayrimeşru eğlencelere gelin, vebali bana ait. Ben senin günahını yükleneceğim derler. Ve bir Müslüman da buna kanarak onun dediklerini yapmış olsa tamamen sorumludur. O kimsenin ben senin günahlarını yükleneceğim demesi o Müslümanı kurtarmaz. Yani bu noktada her koyun kendi bacağından asılır. Meselenin bir bu ciheti var. Ama bir de başkalarının yoldan çıkmasına sebebiyet veren kimseler sebebi kel fail sırrınca, sebep olan yapmış gibidir. Bu sır ile hem kendi günahlarını hem de yoldan çıkardıklarının günahlarını yüklenecekler. Ama bu yoldan çıkardıkları kimselerin masum olmaları anlamına gelmiyor. Onlar da kendi günahlarını çekecekler. Ama yoldan saptıranlar hem kendi günahlarını çekecek hem de sebebiyet verdiklerinden dolayı başkalarının günahını yüklenmiş olacaklar. Cenab-ı Hak günahlardan uzak, tertemiz bir hayatı
hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.